Bugün jQuery uygulamalarından etkinlik takvimini yapacağız. Etkinlik takvimimizi PHP ile dinamik bir halde yapacağız. Hemen bir jQuery etkinlik takvimine bakalım. jQuery etkinlik takvimi. Ben visit.com'dakini indireceğim. Hemen bakalım. Burada şöyle yazalım. jQuery event kalender diyelim. Etkinlik takvimi olarak. Hemen visit.com'a girelim. Girdikten sonra bakarsak etkinlik takvimimiz geldi. Hemen bunun demosuna bakalım. Bakarsak demolar bu şekilde. Burada bize seçenekler sunmuş. İlk önce hemen indirelim. Hemen kalenderi indirelim. Sabit diske kaydedelim. Bulunduğu dizini açalım. Buradan bakalım örneklere. Örnekler bu şekilde. Bakarsak ay olarak böyle bu şekilde bu şekilde yapmış. Bakalım. Hemen gelelim dream viewer'ımızı açalım. Hemen yeni bir site tanımlayalım. New site diyelim. jQuery diyelim. Hemen gelelim. XAMPP Server'ın içine yeni klasör jQuery diyelim buna da. Kaydet diyelim. Daha sonra server tabından hemen buraya localhost diyelim. Server name'ine. Using local network olacak. jQuery klasöründe yine. Web URL olarak localhost jQuery diyelim. Sonuna bir slash koyalım. Server modeli olarak da PHP MySQL kullanacağız. Daha sonra burada remote değil, testing server olacak. Advanced settings'ten design notları var. Daha sonra file view columns'tan göstermesin checkout by'ı, modified'ı göstermesin, type'ı göstermesin, size'ı göstermesin. Bize sadece name'i göstersin. Bakarsak bu şekilde. Hemen indirilenlere gelelim. Bizim indirdiğimiz dosyayı RAR dosyası RAR'dan bir çıkaralım. Çıkardıktan sonra buradakileri kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra bizim oluşturduğumuz XAMPP Server'ın içindeki HD-Docs'un içindeki jQuery klasörüne yapıştıralım. Hemen buraya yeni bir klasör diyelim. Buraya takvim diyelim biz. Hepsini seçelim. Ctrl X ile kesip takvim klasörünün içine taşıyalım. Taşıdıktan sonra indeksimizi bir açalım şimdi. Şimdi burada biz hangisini kullanacağız ona bakalım. Burada örneğin bakarsak localization demiş. We have total control about the language of the plugin. Biz bunu kullanalım. Hemen gelelim Dreamweaver'a. Dreamweaver'da takvimin içindeki indeksi açalım. İndeksi save as diyerek bir index nokta php diyerek bir kaydedelim. Şimdi PHP dosyasında design moduna geçelim. Biz burada localization'ı kullanacaktık. Bakalım localization burada. Localization'ı seçelim.
Seçtikten sonra bakarsak şöyle seçtirelim bunu. Burada diğerlerini silelim. Böyle tek tek seçip silelim hemen. Bakalım. Vocalization'ı da sildik yanlışlıkla. Geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Vocalization burada. Vocalization kalsın. O bize lazım. Diğerlerini silelim. Şu an sayfamızda bir tek localization kaldı. Sayfamızı kaydedelim. F12 ile bir test edelim. Bakarsak bu şekilde geldi. Şimdi burada ay ve günler bakarsak dilleri farklı. Hemen ilk önce bu dillerle ilgilenelim bir. Kod kısmına geçelim. Bakarsak burada aylar sıralanmış. Burada günler sıralanmış. Şöyle yaparsak hemen ilk önce Ocak diyelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diyelim. Daha sonra günlere bakalım. Pazartesi diyelim. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma diyelim. Cumartesi. Pazar diyelim. Bir altta da günlerin kısaltması var. Hemen onları da düzeltelim. Pazartesiye PZT diyelim. Salıya sal diyelim. Çarşambaya çar diyelim. Perşembeye per diyelim. Cumaya cum diyelim. Cumartesiye CTS diyelim. Pazara da PZR diyelim. Şimdi kaydedelim. Takvimimizi bir kontrol edelim. Bakarsak salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi olarak geldi. Bugün bakarsak biz günlerde sıralamada yanlışlık yaptık o zaman. Şuradaki pazarı alalım biz. En başa bir atalım. Pazarı alalım, en başa atalım. Araya virgül koymamız lazım. Ve sondaki virgülü silmemiz lazım. Bakalım düzelecek mi? Yine aynı geldi. Burada da aynı şekilde pazarı alalım. Pazartesi'ye atalım, virgülü atalım. Buradaki virgülü silelim. Şimdi tekrar bakalım. Bakarsak 15 Ocak 2013 salı. Burada bakarsak 15 Ocak 2013 salı. Şu anda takvimimizi indirdik ve
ay ve günleri Türkçeleştirmesini yapmış olduk.